Çöp dağlarının susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Bugün liderimiz, o zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılı 27 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı içerisindeki, çöp yığınları içerisindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'a, İstanbul'un dertlerine derman oldu. Ve onun liderliğinde, onun önderliğinde Türkiye belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye yüzyılında, 21. yüzyılda Türkiye artık bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, Türkiye insanların yaşanacak bir şehir haline gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse, bundan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin tüm Türkiye'ye yayılmasından başlamıştır. Biz bu aday adayları tespitini yaparken inanın çok gayret ettik. Çok objektif olmak için, hak eden kimse onları bulmak için yapmaya çalıştık. Bir kardeşimiz belediye başkanı aday olacak. İşte burada siyaset asalet işidir. Siyaset vefa işidir. Siyaset nezaket işidir. Siyaset dava işidir. Parti yetkili kurumlarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir. Bugün birlikte beraber olduğumuz, şu anda değerli il başkanımızdan öğrendim, 9 belediye başkanı arkadaşımızın bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yerine belediye başkanı adayı olan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Bize düşen görev o arkadaşlarımızı dava düsturunu zirveye taşıyabilmek için onların peşinde koşabilmektir. Cumhur İttifakı'nın sesinin 31 Mart tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir güçlü şekilde çıkacağını, sandıkların, önümüze gelen sandıkların yerel yönetimlerde patlatırcasına büyük bir Cumhur İttifakı oylarıyla ortaya çıkacağını bu tablodan, bu salondan görüyorum ve mutlu olacağımı ifade ediyorum. Başkanımızı, ilçe kadın ve gençlik kurulu başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızı. Kültürel mirasıyla, gelenek ve görenekleriyle, verimli topraklarıyla. Kurulu başkanımızı, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızı sahneye davet ediyor. Turnamızın Akşehir sahneye davet ediyor. Ülkemizin en tarihi stratejik konumuyla ilçemiz Dervent. Hayır.